Kurban olduklarım, merhabalar, merhabalar. Bugün de böyle bir yöresel bir tabirle başlayayım dedim. Etrabe bizde böyle. Evet. Bizde evet, kurban olurum güzel bir e, sevgi sözcüğüdür, öyle söyleyeyim. Kurban olaram sana. Heh. Kurban olaram sana. Evet. Heh. Tamam, <laughs> o zaman Azericesini de söylemiş olduk. Borçlanma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi aldık. Güzel güzel Murat Hoca izliyoruz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar soru sorulma ihtimali olan bir bölüme. O zaman buraya biz öncelikle bir üç yıldız koyalım. Evet. Şöyle 3 yıldızımızı koyalım. Evet maalesef ya. E i̇şte dedim ya alışmışız. Bir de o şans rengi. Şans rengi. O zaman o zaman Üç yıldız koyuyoruz. Evet. Yeşille. Çok garip. de olsun. Evet. Çok tuhaf geldi bana. <laughs> olsun. Evet. Şimdi devlet borçlarının tasarruf sahiplerine sağladığı avantajlar. Bu avantajlar birinci derece avantajlar, ikinci derece avantajlar ve garantiler şeklinde üç ana başlık altında göreceğiz. Tamam. <laughs> Özür dilerim. Şimdi önce birinci derece avantajlar. Birinci derece avantajlardan ilk arkadaşlar faiz. Şimdi devlet borçlarının tasarruf sahiplerine sağladığı ana çıkar faizdir. O zaman devlete borç veren bir tasarruf sahibinin öncelikle elde etmeyi düşündüğü getiri faizdir arkadaşlar. Tamam. Fakat bir ekonomide enflasyon varsa o zaman bu durumda tasarruf sahipleri faizlerin arkadaşlar reel kısmı ile ilgilenir. Yani nominal kısmı ile ilgilenmez. Bak reel kısmından kastımız şu. Basit bir denklem yazdım buraya. R dediğimiz reel faiz oranı, i dediğimiz nominal faiz oranı, p dediğimiz de enflasyon. Mesela devlet diyelim ki %10 faizle bir tahvil ihraç etmiş. Bu faizin nominal şey bu tahvilin nominal faizi ve enflasyon diyelim ki arkadaşlar %5'miş. O zaman burada aslında tasarruf sahibinin eline %5 faiz geçer. Neden? Çünkü bu %10 faiz %5 enflasyon ortamında %5'i gider, geriye %5 kalır. Tamam? Diyelim ki enflasyon %7'ye çıktı. Bak o zaman bu durumda tasarruf sahibinin elde edeceği faiz de neye indi? %3'e indi. O zaman buradan çıkan sonuç şudur. Enflasyon arttıkça tasarruf sahiplerinin reel getirileri de ne olur? Azalır. Peki bu devletin avantajına bir durum mudur? Evet. O zaman enflasyon arttıkça devletin borç yükü de otomatik olarak azalır arkadaşlar. Tamam? Niye? Çünkü daha düşük bir reel faizle devlet borcunu ödeme olanağı elde eder ki biz bu kavrama borçlanmada otomatik amortisman diyoruz. Tamam? O zaman otomatik amortisman nedir? Enflasyon arttıkça devletin reel anlamda borç yükünün azalmasına otomatik amortisman. Niye otomatik diyoruz? Devlet hiçbir şey yapmıyor. Kendiliğinden enflasyon artışı yaşanıyor. Yaşanan bu artış nedeniyle de arkadaşlar devletin borç yükü azalıyor. Şimdi bunu bilen devlet bazen bile isteye ne yapabilir? Enflasyon yaratıp borcun bir bölümünden bu enflasyonla kurtulabilir. Buna da borcun monetizasyonu diyoruz. Yani borcun bir tür parasallaştırılması. Nasıl olur? Şöyle olur. Hazine Merkez Bankası'nın arkadaşlar menkul kıymet satar. Hazine de para basa, pardon Merkez Bankası da para basar hükümete verir. Yani devlete verir. Peki bu durumda basılan bu para bir enflasyona neden olur mu? Evet. İşte burada bile isteye devlet bu durumun enflasyon yaratacağını bildiği halde bu yola başvurur. Böylece arkadaşlar yaratılan enflasyonla devlet borcun bir bölümünden kurtulur. İşte buna da borcun monetizasyonu diyoruz. Bu bilgi de böyle aklınızda olsun. Peki devlet borçlarının faizini etkileyen faktörler var mı? Var. Bunlardan ilki borcun vadesi yani borcun süresi. Şimdi bakın süreyle yani vadeyle faiz arasında doğrusal bir ilişki var. Vade arttıkça faiz de artar. Sebebi şu vade arttıkça risk ve belirsizlikler artar. Bu nedenle de arkadaşlar tasarruf sahipleri daha yüksek bir faiz beklentisinin içine girer. Vade kısaldıkça ise faizde ne olur? Düşer. O zaman vade ile faiz arasında böyle bir ilişki var. İkincisi devletin parayı olan ihtiyacı. Şimdi devletin parasal ihtiyacı arttıkça faiz artacaktır. Neden? Çünkü devlet parasal anlamda sıkışacaktır. Devletin parayı olan ihtiyacı azaldıkça faizde ne yapacak? Azalacak. Üçüncü bir faktör güven. Yani devlete duyulan güven. Eğer arkadaşlar devlete duyulan güven yüksekse faiz oranı düşük olacak. Devlete duyulan güven düşükse faiz oranı yüksek olacak. O zaman bak güvenle faiz arasında böyle bir ters ilişki var. Yani devlete duyulan güven arttıkça devletin uygulayacağı faiz oranı düşer. Devlete duyulan güven azaldıkça devletin uygulayacağı faiz oranı yüksek olmak zorundadır. Bir diyor diğer faktör vatandaşların psikolojik durumu. Eğer vatandaşın psikolojisi borç vermeye uygunsa faiz düşük olur. Vatandaşın psikolojisi borç vermeye uygun değilse o zaman faiz yüksek olur. Hocam vatandaşın psikolojisinden kastınız ne? Onu ben bilemem arkadaşlar. Onu etkileyen birçok ne olabilir faktör olabilir. O yüzden biz şöyle genel bir ifade kullanıyoruz. Bir daha söylüyorum. Eğer vatandaşın psikolojisi borç vermeye uygunsa faiz düşük olur olacaktır. Eğer vatandaşın psikolojisi borç vermeye uygun değilse faiz yüksek olacaktır. Bir diğer unsur konjonktür. Şimdi ekonominin içinde bulunduğu konjonktür. Mesela enflasyonist bir dönemde faiz artar. Bak, burada basit bir ilişki var. Enflasyon arttıkça tasarruf sahibinin reel anlamda getirisi azaldığı için tasarruf sahibi nominal faizi en azından enflasyon oranı kadar bekler. Tamam? Veya enflasyonun üzerinde bir faiz beklentisi içerisine girer. Çünkü tasarruf sahibi reel faizinin örneğin negatif olmasını istemez. Diyelim ki enflasyon %30. Devlet borçlanmada dedi ki ben %20 faiz uyguluyorum. İyi de o zaman bu durumda ne oldu? Reel faiz negatif oldu öyle değil. Mi? Peki reel faizin negatif olduğu bir durumda devlete tasarruf sahipleri borç vermek ister mi? Hayır. En azından enflasyon oranı kadar ne bekler arkadaşlar? Faiz. O zaman bakın konjonktür de faiz oranı üzerinde etkili midir? Evet. Bir diğer ve son faktör ülke riski. Şimdi ülke riski dediğimiz zaman arkadaşlar burada siyasi yani politik, örneğin e, sosyal, örneğin ekonomik verilerden hareketle ülkelerin riskleri belirleniyor. Mesela bununla ilgili biliyorsunuz uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları var. Standard and Poor's var, Moody's var, e, bir de ne vardı? Ha, Fitch var. Bak bunlar kredi derecelendirme kuruluşları. Ülkeleri borç verilebilir, yatırım ver yapılabilir veya yatırım yapılamaz riskli vesaire diye ne yapıyorlar? Puanlandırıyorlar ve sıralıyorlar. Dolayısıyla burada neye bakıyorlar? Ülke risklerine bakıyorlar arkadaşlar. Yani bir ülkede örneğin sosyal karışıklık varsa riski yüksektir. Örneğin siyasi bir istikrarsızlık varsa riski yüksektir. Diyelim ki ilgili ülke ekonomik kriz yaşıyordur. Riski yüksektir. İşte bunlara bakarak ülke riskini belirliyor. Ve bir ülkenin riskleri arttıkça arkadaşlar daha yüksek faiz ancak borç bulabilir. Eğer bir ülkenin riskleri düşükse o o zaman düşük faizde ne bulabilir? Borç bulabilir. Evet. O zaman faizi etkileyen bu faktörleri bu haliyle bilmeniz gerekiyor. Şimdi bazen de arkadaşlar borcun karşılığı ne yapabiliyor? Kaybolabiliyor. Şimdi bak. Şurada mı? Olsun. Borcun karşılığının kaybolması. Şimdi bazen bazen şöyle oluyor. Ara böyle küçük başlıklar var. Bu başlıkları unutmayayım diye en azından tahtaya yazıyorum. Öyle hatırlıyorum. Tamam. O kendime yazdığım bir şey. Evet. Şimdi arkadaşların önünde zaten video destekli ders notumuz var ya. Şimdi bu bölüm oradan rahatlıkla takip edebilirler. Heh. Heh, tamam. Görünmediği için kaygılandın. Anladım. Şimdi bakın arkadaşlar, yüksek enflasyon ortamında bazen para sistemi çökebilir ve paranın reel değeri sıfırlanabilir. Bu durumda devlet borcunu para basıp öderse tasarruf sahipleri açısından herhangi bir karşılık olmayacak. Şimdi bak, borcun karşılığının kaybolmasından kastımız şu. Borçlanmada karşılık elde eden tasarruf sahibi, yani devlete borç veren, o zaman do devlete borç verenin karşılıkları kaybolabiliyor. Buna bir örnek bu. Yani yüksek enflasyon durumunda para sistemi çöküyor. Bu da paranın reel değerini sıfırlıyor. Bu durumda devlet para basıyor arkadaşlar ve tasarruf sahiplerine borcunu bu yolla ödüyor. Yani şöyle düşünün. Hiper enflasyon olduğunu düşünün. Yani %200'lerin üzerinde bir enflasyondan söz ettiğimizi varsayın. Dolayısıyla bu durumda paranın satın alma gücü neredeyse sıfırlanmış mıdır? Evet. Bu durumda devlet para basıp e, tasarruf sahibine borcunu ödediğinde tasarruf sahibinin eline aslında sadece kağıt geçmiş olur. Tamam. Birincisi bu arkadaşlar. İkinci olarak bazen devlet kamu gücünü de kullanarak borcun vadesini ne yapabilir? Uzatabilir. Faizi ne yapabilir arkadaşlar? Düşürebilir. Bunları anlatacağız. Yani konversiyon, konsolidasyon gibi işlemlere başvurabilir. Bu da tasarruf sahibi bakımından yine getirilerin ortadan kalkmasına neden olabilir. Tamam. Bazen şuraya bakın örneğin enflasyon nominal faizin üzerine çıkarsa reel faiz ne olur? Negatif olur öyle değil mi? Peki böyle bir durumda arkadaşlar tasarruf sahiplerinin ana paraları da kısmen ne kaybedecektir? Değer kaybedecektir. Tamam? Bir de olağanüstü dönemlerde mesela savaş gibi dönemlerde devletler arkadaşlar çeşitli propaganda yöntemleriyle vatandaşlarını piyasa faizinin altında bir faize borç vermeye zorlayabilir. O zaman bu anlattığımız durumlar borcun karşılığının kaybolduğu durumları bize ifade eder. Evet. O zaman faiz meselesini anladık herhalde. Şimdi geldik arkadaşlar devlet borçlarının tasarruf sahiplerine sağladığı bir diğer avantaj. Başa başın altında ihraç. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunlara biz yan parasal avantajlar da diyebiliyoruz. Neden? Çünkü ekstra faizin dışında parasal avantajlar sağlıyor. Öncelikle başa başın altında ihraç nedir? Tahvillerin, bak artık hep tahvil diyeceğim. Tahvillerin nominal değerlerinin, nominal değerlerinin yani üzerinde yazılı olan değerin altında bir değerle ihraç edilmesidir. O zaman tahvil nominal değerinin altında bir değerle ihraç ediliyorsa bu durumda başa başın altında ihraç söz konusudur. Örnek vereyim. <laughs> Mesela vadesi 5 yıl toplamda uygulanan faiz oranı %10 diyelim. Ve tahvilin arkadaşlar üzerinde yazılı olan değeri 5 bin. Ve devlet bu tahvili 4 bin TL'den ihraç etmiş. Bak dikkat ederseniz başa başın altında bir tutardan ihraç etmiş mi? Evet. O zaman tahvil nominal değerinin altında bir değerli ihraç ediliyorsa buna başa başın altında ihraç diyoruz. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Şimdi peki burada yan parasal çıkar nerede? Tahvil başa başın altında ihraç edilmiş olsa bile arkadaşlar faiz nominal değer üzerinden ödenir. Bak bu örnekte nominal değer 5000, faiz oranı %10. O zaman burada 500 TL bir ne var? Faiz getirisi var. Zaten biz buna ne dedik? Ana çıkar dedik. Bu yan parasal çıkar değil. O zaman tahvil başa başın altında ihraç edilse bile Faiz ne üzerinden ödenir? Ana para yani nominal değer üzerinden ödenir. Fakat tasarruf sahibi vade sonunda devletten 5000 alacak. Kaç almıştı? 4000. O zaman bak nominal değer ile iskontolu değer arasında da bir fark oluştu. 1000 TL. Bu da tasarruf sahibinin bir getirisidir. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? İhraç primi diyoruz. İşte bu ihraç primi de bu tahvilin yan parasal çıkarıdır. Peki bu örnekte tasarruf sahibinin toplam getirisine kadar 1500 TL. Bak dikkat edin. 4000 liraya aldığım bir tahvilden 1500 TL ne elde ettim getiri? Bunun 500 liralık kısmı faiz, geriye kalan 1000 liralık kısmı ise ihraç primi getirisi. O zaman arkadaşlar bakın ben bu tahvilden yüzde kaç getiri elde ettim? Onu da şöyle bulursun. 1500'ü 4 bile bölersin. Herhalde %37,5 gibi bir şey çıkması lazım. Ya da %37. Tamam. Neyse bunları bu işlemleri siz kendiniz yaparsınız. Peki bu tahvilin görünüşteki faizi kaç? %10. Peki aslında ben bu tahvilden yüzde kaç faiz elde ettim? %37 civarını elde ettim arkadaşlar. Faiz. İşte böyle bir durum varsa. Yani gerçek faiz hattı görünüşteki faiz haddinden büyükse o zaman arkadaşlar böyle bir tahvil nasıl ihraç edilmiştir? Başa başın altında ihraç edilmiştir unutmayın tamam. Bu arada eğer ekonomide enflasyon varsa Gerçek getirim %37 değil. Enflasyon oranını bundan düşmen lazım. Mesela %20'de enflasyon varsa aslında ben bu tahvilden gerçekte ne kadar getiri elde etmiş oluyorum? %17,5 getiri elde etmiş oluyorum. %37,5 kabul ettim. Tamam? 1500'ü 4000'e böldüğümüzde çıkan sonucun %37,5 olduğunu varsayarak konuşuyorum. Umarım bunları anlatabilmişimdir. Eğer anlamadıysanız arkadaşlar videoyu bir daha dinleyin. Tamam? Şimdi burada yanlış şöyle bir durum var. Hemen şu soru aklınıza geldi. Dediniz ki ya hocam niye devlet burada böyle fantastik işlere girişmiş? Niye bu kadar tahvilin anlaşılabilirliğini ortadan kaldırmış? Şeffaflığı bu kadar ortadan kaldırmış. Şimdi bak başa başın altında tahvil ihracına yönelik eleştiriler var. Tamam Bunlar video destekli ders notumuzda yazıyor. Mesela tahvilin anlaşılabilirliğini azaltıyor mu? Evet. Bu durum arkadaşlar özellikle borçlanmada şeffaflığı azaltıyor mu? Evet. Ama burada devletin bu arada kırtasiyeciliği vesaireyi artırır. Neden? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Mesela böyle bir tahvilde devlet eğer, eğer ihraç primi ve faizi Belli aralıklarla ödemek istiyorsa ayrı ayrı faiz kuponları koyması lazım. Ayrı ayrı ihraç primi için kupon koyması lazım. Bu da bu tahvilin basım ve dağıtım gibi maliyetlerini ne yapar? Artırır. Yani kırtasiyeciliği ne yapar? Artırır. Aynı zamanda arkadaşlar böyle bir tahvil ihracı de, gelecekte devletin borç yükünü de ne yapabilir? Artırabilir. Bunlar genel olarak eleştirilir. Fakat devletin böyle yapıyor olmasının sebebi şu. Hemen yine burada bir konuya değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım bakın bir ülkenin borç yönetimi yani borç idaresi borçlanmaya çıkacağı zaman iki temel unsuru göz önünde bulundurmak zorunda. Bunlardan birisi şu. Devletin ihtiyacı olan borç tutarını bir biçimde sağlamalı. İkinci olarak bu borçlanmanın ekonomi üzerinde neden olacağı olumsuz etkileri minimize etmeli. Tamam? Bak şimdi bu tahvili devlet 5000 liradan ihraç etseydi ve buna %30 faiz uygulasaydı yine vadenin sonunda tasarruf sahipleri 1500 lira getirelde elde edecekti. Fakat, fakat burada bak faiz oranı yüksek. Mesela devlet bu tahvili %10 faizi ihraç ettiği tarihte piyasa faizi belki yüzde %9'du. Peki piyasa yüzde %9 faiz uygularken devlet %30 faiz uygularsa o zaman tasarruf sahipleri kime borç vermeye yönelir? devlete borç vermeye. Bu da piyasa faiz oranlarının yükselmesine ve dolayısıyla piyasa faiz dengesinin bozulmasına neden olur arkadaşlar. Tamam? O yüzden devlet böyle bir yolu tercih ediyor. Yani görünüşteki faizi düşük tutuyor. Piyasa faizine yakın bir faiz belirliyor. <laughs> Bu tahvil olan talebi artırmak için de böyle bir yan parasal avantaj sağlıyor. Tamam? Zaten başa başın altında tahvillere olan talep daha fazladır arkadaşlar. Tamam. İşte bu sebeple, bu gerekçelerle böyle bir ihraç yöntemi benimsemiş devlet. Umarım anlatabildim. Aynı gerekçeler bunlar için de geçerli. Tamam. Şimdi bir de primli ihraç var. Primli ihraç şudur. Nominal değerinden ihraç edilen tahvillere. Bak. Nominal değerinden mesela 5 bin liradan ihraç edilen tahvillere vade sonunda ilave ödeme yapılmasını öngören ihraç şeklidir. Bir daha söylüyorum. Nominal değerinden yani başa baştan ihraç edilen tahvillere vade sonunda ilave ödeme yapılmasını öngören tahvil şeklidir. Tamam mı? ya da ihraç şeklidir. Mesela nominal değeri 5000 olsun. Hadi şuraya ayrı yazayım. Yine vadesi 5 yıl olsun ve %10 faizli olsun. Ve nominal değerinden ihraç ettik. O zaman tasarruf sahipleri bir kere yine aynı yukarıda olduğu gibi. Bundan %10 yani 500 TL ne elde edecek? Faiz getirisi. Bu zaten neydi? Ana çıkardı. Tamam. Ve bir de biz dedik ki tasarruf sahiplerinin hepsine vade sonunda hepinize 300 TL ilave ödeme yapacağız dedik. İşte buna da buna da itfa primi diyoruz. İtfa ödeme demektir. O zaman bak bu yan parasal çıkardır. Tamam. O zaman primli ihraçta faiz getirirsin yanı sıra bir de ne elde eder? İtfa primi elde eder. Onu da yine vadenin sonunda tasarruf sahiplerinin tamamını ödüyoruz. Burada da amaç aynıdır. Yani yine tahvil olan talebi artırmaktır. Piyasa faizini yüksek tutmamaktır. Yani piyasa faizini olumsuz etkilememek için devlet borçlanma faizini düşük tutmaktır. Burada da temel amaç budur. Bir diğeri piyangolu ikramiyeli ihraç. Şimdi piyangolu ikramiye ile ihracı şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki vade sonunda tasarruf sahipleri arasında yapılan bir çekiliş ile ikramiye isabet edenlere ilave ödeme yapılması. Hakikaten vade sonunda tasarruf sahipleri arasında bir piyango düzenliyoruz. Bir çekiliş düzenliyoruz. Bu çekilişten ikramiye isabet edenlere ilave ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Tamam? Ama sadece kimlere yapıyoruz? İkramiye isabet edenlere. Bunu da böyle aklımızda tutacağız. Bir de tahvil getirilerinin vergi dışı tutulması var. Mesela benim tahvilimden 100 TL faiz getirim var. Devlet bundan %10 vergi alıyor. Dolayısıyla benim cebime giren kaç lira? 90 lira. Sonra devlet diyor ki ben artık bundan alacağım vergi oranını sıfır indirdim. Bak getiri 90'dan neye çıkıyor? 100'e çıkıyor. O zaman bu da bir parasal getiri sağlıyor mu arkadaşlar? Evet. İşte bu anlattıklarımız birinci derece avantajdı. Bir de arkadaşlar ikinci derece avantajlar var. İkinci derece avantajlardan da ilki şu. Tahvillerin vergi ödemelerinde kullanılması. Şimdi bakın benim 100 lira vergi borcum var. Bankada da 100 lira param var. Şimdi bu 100 lira vergi borcumu bankadaki paramı çeksem. %10 faiz kaybım olacak. Elimdeki tahville bu 100 liralık vergi borcumu ödersem orada ise faiz kaybım %8 olacak. O zaman bu durumda ben elimdeki tahville vergi borcumu öderim. Böyle bir imkan varsa bankadaki parama dokunmam. Diyelim ki etrabenin de 100 lira vergi borcu var ama onun elinde tahvil yok. O mecburen gidecek bankadaki parasını çekip ta borcunu ne yapacak? Ödeyecek. Peki tahvil sahibine devlet böyle bir avantaj sağlıyor mu? Evet. Bu da bak ikinci derece avantajlardan ilkiydi. İkincisi tahvillere haciz konulamaması. Bak burada bir hukuki imtiyaz tanıyor sana. Yani devlet diyor ki tahvili ben ihraç ettim. İlgili menkul mal benim. Dolayısıyla benim malımı kimse hac, haciz edemez. E o zaman bak elimde bu tahvilleri tuttuğum sürece kimse gelip o tahvilleri ne yapamayacak? Haciz edemeyecek. Bu da bir avantaj mı? Evet. Kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilmesi. Şimdi aynı örnek. Örneğin ben kamu katılacağım. 100 lira istiyorlar. Bankada da 100 lira param var. Faizde %10. Elimde de tahvil var. O da 100 lira. Eğer onunla bu teminatı verirsem faiz kaybım %8. Bankadaki paramı kullanırsam faiz kaybım %10. O zaman ben tahville ne yapıyorum? Teminat gösteriyorum. Aynı hali etrabe de giriyor. Ama maalesef etrabenin elinde ne yok? Tahvil yok. O mecburen bankadaki parasını çekecek. %10 faiz kaybına uğrayarak bu teminatı verecek. Tamam. O zaman bak tahvil sahibine böyle bir avantajda da sağlıyor Evet. Son olarak pardon son olarak diyorum bir, bir önceki sondan bir önceki tahvillerin ödeme aracı olarak kullanılabilmesi. Mesela arkadaşlar ticarette çek, örneğin ticari senet gibi ödeme araçları var. Tahvil bunların hepsinden üstündür. Sonuçta değer e, anlaşılan vadeye uygunsa çek yerine tahvil kabul edilir. Örneğin ticari senet yerine tahvil kabul edilir. Çünkü tahvilde borçlu devlettir. Ödememe olasılığı çok düşüktür arkadaşlar. Tamam. Son olarak tahvillerin merkez bankalarında reskonta tabi tutulabilmesi. Yani vadesinden önce merkez bankaları tarafından alınabilmesi. Yani nakde çevrilebilme. Tamam. Bu da bir avantaj mıdır? Evet. Mesela benim 100 lira paraya ihtiyacım oldu. Gittim bankaya. Banka dedi ki ben sana %10 faizle veririm. Elimdeki tahvili götürdüm Merkez Bankası'na 100 liralık tahvili bozdurdum. %7 faizle bozdurdum. Yani %7 faiz kaybı. Ha o zaman arkadaşlar ne yaparım ben? Merkez Bankası'nda rez konta tabi tutturabilirim. Evet. O zaman ikinci derece avantajlarımız bunlar. Bir de garantiler var. C diyoruz. Bazı kaynaklar buna üçüncü derece avantajlar demiş olabilir arkadaşlar. Bunlardan ilki erken ödeme yapmama garantisi. Bakın bir ülkenin borç yönetiminin, borç idaresinin önemli görevlerinden birisi de şudur. Uygun fırsatlar bulduğunda devleti borç yükünden kurtarmalıdır. Peki diyelim ki arkadaşlar bir kaynak bulundu ve bulunan bu kaynak herhangi bir suretle herhangi bir giderde kullanılmıyor boşta duruyor o zaman o kaynakla hemen ne öder devlet borç o nedenle devlet zaman zaman borçlarını erken ödeyebilir mi Evet erken ödemenin devlete yararı nedir arkadaşlar? Daha az faiz öder. Tamam. İşte eğer devlet bunu yapmayacağını önceden garanti ederse o zaman bu tür ihraç edilen tahviller daha avantajlı hale gelir. Tamam. O yüzden erken ödeme yapmama bir garantidir. En ziyade müsaadeye mazhar alacaklı garantisi yani öncelikli alacaklı garantisi bir türlü çan hakkı verir. Yani devlet der ki alacaklılarına yani devlete borç verenlere hadi bakalım sizi sıraya soktum bir numaraya tahvil alıcılarını koydum. Yarın bir gün ben bir ödeme sıkışıklığı yaparsam ilk kimi ödeyeceğim? Tahvil alıcılarını ödeme yapacağım. Dolayısıyla bu da bir avantaj mıdır? Evet. Konversiyona başvurmama garantisi. Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle konversiyon nedir? Bak konversiyon dediğimiz şudur. Devletin yüksek faizi tahvilleri düşük faizi tahvillerle değiştirmesidir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi devlet bir tahvil ihraç etmiş. Faizi %10. Bu tahvili ihraç ettiğinde piyasa faizi %9'muş. Vadede 5 yıl olsun. Vadenin dolmasına 2 yıl kalmış. Piyasa faizi iyileşmiş yani düşmüş öyle söyleyeyim. Dolayısıyla devletin reel anlamda borç yükü Artmış. İşte bu durumda devlet kanun çıkarıp yüksek faizi tahvili tasarruf sahiplerinin elinden alıp onlara düşük faizi tahvil verebilir. Mesela %4 faizi. Yani kalan 2 yıllık süre için %10'dan neye düşürdü faizi? %4'e. İşte biz bu işleme ne diyoruz? Konversiyon borç değişimi diyoruz. Tamam? İşte bunu yapmayacağını devlet önceden garanti ederse o zaman bu durum tasarruf sahipleri bakımından bir avantaja dönüşür arkadaşlar. Tamam? O zaman bak tasarruf sahipleri bakımından bu bir nedir? Avantajdır. Şimdi o zaman konversiyona başvurmama bir avantaj. Tahvilin değerinin düşmesinin önlenmesi. Burada da şöyle yapıyor devlet. Aynı örneği tersine çevirin. Şimdi vadenin dolmasına 2 yıl kala piyasa faizi çıkmış %16'ya. Ha bu durumda tasarruf sahibi bakımından bir dezavantaj var. O da ne? O anda mesela devlet borcunu ödese, tasarruf sahibi yeniden bir yerlere borç verse %10'un çok üstünde bir faizle borç verebilir. Tamam. Çünkü piyasa faizi epey yükselmiş mi? Yükselmiş. Ha böyle bir durum olursa diyor devlet ben diyor senden düşük faizi tahvili alacağım yüksek faizi tahvil vereceğim. Mesela kalan süre için diyor %17 faizli tahvil vereceğim. Böyle tahvilin değerinin düşmesini ne yapmış oldu? Önlemiş oldu. Peki bir öncekine biz konversiyon dediysek buna ne diyeceğiz? Tersine konversiyon ya da ters konversiyon. O zaman konversiyona başvurmama garantisi verilmesinin yanı sıra ters konversiyona başvurma garantisi de veriyor devlet. Tamam? O zaman bak buna da ne diyoruz biz? Tersine konversiyon. Son olarak tahvilin reel getirilerini koruma. Tahvilin reel getirilerini neye karşı koruyacak? Enflasyona karşı koruyacak. Tamam? Şimdi tahvilin reel getirilerinin enflasyona karşı korunabilmesi için arkadaşlar endeksli ihraç yapılması lazım. Nasıl ihraç? Endeksli ihraç. Şimdi endeksleme sistemi şöyle. Tahvilin ana para faiz ve benzeri getirilerini biz ya altın döviz gibi kambiyo gibi enflasyona karşı değerini koruyabilen varlıklara endeksliyoruz ya da direkt fiyatlara endeksliyoruz. Fiyatlar dediğimiz örneğin tüfe üfe gibi fiyat endeksleri. Tamam mı? O zaman bak ya altın döviz gibi varlıklara endeksliyoruz ya da arkadaşlar fiyatlara yani tüfe üfeye endeksliyoruz. Bu arada devletin endeksi ihraç yapıyor olması şu demektir. Enflasyon öngörüyor demektir. Yani fiyatların gelecek dönemde devlet artacağını öngördüğü için tasarruf sahiplerine diyor ki sizin getirilerinizi korumak adına nasıl ihraç yapıyorum? Endeksi ihraç yapıyorum. Tamam. Vade tarihi geldiğinde endeksedi varlığın veya Fiyatlarda bir yükseliş varsa o aradaki yükseliş kadar ne yapıyor arkadaşlar? Tasarruf sahiplerine ödeme yapıyor. Tamam? Mesela döviz endeksi ya da altın endeksi yapmış olması demek altın cinsinden veya döviz cinsinden ödeme yapacağı anlamına gelmez. Sadece değerlerini buna endeksliyor. Vade tarihi geldiğinde yine arkadaşlar ulusal para birimi cinsinden ödeme yapar. Tamam? Tabii ki altın ve döviz endeksi ihracın sakıncaları var. Neden var? Onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar altın ve dövizin değeri her zaman devlet tarafından kontrol altında tutulamayabilir. Dışarıdan bazı etkiler bunların değerlerini hızlı bir şekilde değiştirebilir ve dolayısıyla devletin borçlanma maliyeti zaman içinde artabilir. Mesela dışarıdan gelen etkiler nedeniyle altın fiyatları hızla yükselebilir veya döviz fiyatları hızla yükselebilir. Bu duruma devlet müdahale edemeyebilir, engelleyemeyebilir. Bu da devletin borç yükünü giderek artırır. Dolayısıyla borçlanma maliyeti bu nedenle artabilir. Bu bir. İkinci olarak arkadaşlar tasarruf sahiplerinin devlet bu yolla dikkat ederseniz satın alma gücünü korur. Yani reel satın alma gücü sabit kalır. Bu da enflasyonu daha da kamçılayabilir. Yani enflasyon etkileri ne yapabilir? Artırabilir. Ve genellikle biliyorsunuz devlete borç verenler orta ve üst gelir grubunda yer alanlardır. Onların bu anlamda getirilerini devlet korumuş olur. Bu durum gelir dağılımının bozulmasına da neden olabilir. Tamam. O yüzden arkadaşlar doğru olanı Altın ya da döviz endeksi ihraç yerine bizzat fiyat endeksi ihraçtır. Çünkü devlet fiyatları rahatlıkla kontrol edebilecek araçlara sahiptir. Mesela gelecekteki fiyat dalgalanmalarını önceden devlet tahmin edip buna uygun bir biçimde önlem alabilir. Yine aynı şekilde arkadaşlar devlet kamu harcamaları, vergi gibi araçları kullanarak fiyatları kontrol altında tuttuğunda borçlanma maliyeti azalır. Enflasyonla mücadelede uygulanan e, politikalara dönük olarak baskı ve eleştirileri bu yolla ne yapabilir? Azaltabilir. Aynı zamanda arkadaşlar enflasyonun yoksullar aleyhine yaratmış olduğu eşitsizlikleri de bu yolla azaltabilir. Ha o zaman buradan çıkan sonuç şudur. Endeksi iraçta ne tercih edilmeli? Fiyat endeksi iraç tercih edilmeli arkadaşlar. Evet. Böylece tasarruf e, devlet borçlarının tasarruf sahiplerine sağladığı avantajları da tamamlamış olduk arkadaşlar bir sonraki videoda yeni konu başlığımızda görüşmek üzere hoşçakalın.